Minimalizm çok fazla duymuşsunuzdur. Son zamanlarda çok moda bir trend. Ben de sanırım 3 veya 4 yıldır böyle yaşıyorum ki yeni fark ettim minimalizm olduğunu adını. Sevmem ben böyle fazla eşya falan. Sade yaşamayı daha çok severim. Taraftarıyımdır da. Zaten bunu da savunuyorum. Ekonomik özgürlüğümüze kavuşmamız için minimalist olmamız lazım. İhtiyaçlarımızı temel düzeyde tutmamız lazım ki ileride çalışmadan para kazanıp pasif geliri falan erişebiliriz. Geçen podcastlerde bahsettim. Ancak minimalizm, hani diyoruz ya minimalizm, az tüketmek. Ama ne kadar az tüketiyoruz? Bu minimalizmin önemli detayı ve çok kişi bu detayı atladığını fark ettim. O yüzden bunu da söylemek istiyorum ki iki kere düşünün bazı şeyleri yapmadan önce. Siz en basitinden ya şehirde yaşıyoruz. Minimalistsiniz. Yine bir evin içinde yaşıyorsunuz değil mi? Onu yapmak için neler harcayacaksınız? İşte. En basitinden bir lambayı yakıyorsunuz. Hop yakınca ne kadar büyük şey tüketiyoruz değil mi? O elektrik şebekeleri falan. O kadar şey yapılıyor yani. Bunlar bir elektrik ulaşsın diye bir eve. İşte kocaman şehir yani. Veya en basitinden elinizdeki telefon. Bu telefon için neler birleşiyor değil mi? İşlemcisi için ayrı bir şirket var. RAM'i için ayrı bir şirket var. Bunun pazarlaması için koskoca şirket, hani neler tüketiyoruz? Bunun farkına varamıyoruz yani. O şehirdeki minimalizm, hani minimalizm diyoruz ya. Ne kadar minimalizm? Ne kadar çok şey tükettiğimizin farkında değiliz. Bazıları da şey diyor böyle. Hani minimalizm. Abi 2000 lira diyorum. Tamam 2000 lira yaşıyorum yeter falan. Daha ne gerek var üretmeye? Tamam kafamız rahat yaşayalım. Minimalistim zaten yaşıyorum gibi. Ki bu da yanlıştır. Dediğim gibi ne kadar büyük şeyler tüketiyoruz. Bunun için de üretime geçmemiz lazım. Bir şeyler üretip ortaya koymamız lazım. Ondan sonra kapitalizm olabiliriz. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Hadi hayırlı işler.